İsmail Kılıçarslan, Cuma namazını VIP kılmak. Vay arkadaş, vay arkadaş, vay arkadaş. İş adamı ya da yüksek bürokrat falansanız Cuma namazlarınızı hünkar mahfilinde kılabiliyor. Namaz sonrası o bahçede ne işi olduğunu kimsenin izah edemediği, o zevksiz mavimsi lacivertimsi çadır kafede karnınızı doyurup, kahvenizi yudumlayıp, nargilenizi çekiştirebiliyorsunuz. Hem de hangi camide? Kanuni Armağanı Mimar Sinan Emaneti Mübarek Mabedimiz Süleymaniye'de. Kim yapıyor bunu? Caminin ve türbelerin restorasyon işini üstlenen firmanın sahibi. Hadi Kanuni'ye saygınız yok. Sinan'a sevgisizsiniz falan. Anladık. Itri'nin bestelediği tekbire Yahya Kemal'in yazdığı şiire nasıl kıydınız be? Bu nasıl bir edepsizlik biçimi? Bu ne aymaz bir ahmaklıktır? Önce hikayenin gelişimini anlatayım. Sosyal medyada gezinirken Süleymaniye Camii bahçesinde bir bölgenin sadece iş adamı, siyasetçi ve bürokratlara ayrıldığını biliyor muydunuz cümlesiyle karşılaştım. Cümlenin altında da Süleymaniye Camii'nin bahçesinde hazırlanmış beyaz masaların yer aldığı bir fotoğraf vardı. Ben derhal birkaç kaynağa ulaşıp fotoğrafın aslını sordum aldığım cevap. Bahçedeki bir iftar programının hazırlığı oldu. Bir cami bahçesinde iftar etmekten daha doğal ne olabilirdi? Bu bilgi üzerine ben de o sosyal medya mesajını yani Süleymaniye Camii'nin bahçesinin bir kısmının özel bir takım insanlara ayrıldığı iddiasını aynen paylaşıp şöyle yazdım. Şuna inanacak zekada birileriyle aynı havayı soluyoruz. Eh, ceza olarak bize yeter. Bu mesajı atmamdan 10 dakika sonra peş peşe iki telefon konuşması gerçekleştirdim. İki dostumla görüştüm. İlki şöyle dedi. Haklısın, o fotoğraf bir iftar ya da toplu yemek hazırlığına ait. Ancak Süleymaniye Camii'nde mesele başka. Caminin hünkâr mahfili cuma namazını VIP kılmak isteyen isimlere ayrılmış durumda. Oraya güvenlik görevlileri marifetiyle bu isimlerden başkası alınmıyor.'' Bunu da Süleymaniye'nin restorasyonunu alan firma yapıyor. İkinci dostumun anlattıkları ise daha vahimdi. Caminin bahçesinin Haliç'e bakan kısmında niçin çevrili olduğunu kimsenin bilmediği bir alanda 2010 yılından beri kaçak bir çadır kafe var. Özellikle cuma namazlarından sonra iş dünyasından ve bürokrasiden bir takım ekabir buraya alınıyor. Yemeklerini yiyip çaylarını içiyorlar. Nargilenin gözüne vurmayı da ihmal etmiyorlar. Son can alıcı bilgi ise bir abimden geldi. Dedi ki İsmail o Süleymaniye'nin restorasyonunu üstlenen firmanın sahibi böyle işler yapmayı pek sever. Fesane restorasyonu sırasında da oraya bir kaçak kafe yapmıştı dostlarını ağırlıyordu. Cami bahçesi olmadığından okey falan da oynanıyordu. Ol hikayat bundan ibaret. Şimdi gelelim iki önemli meseleye. Birincisi İstanbul İl Müftülüğü, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Camii'ndeki bu VIP namaz ve çadır kafe olayından haberdar mıdır? Haberdarlarsa gerekeni yapma konusunda bir inisiyatif almışlar mıdır? Haberdar değiller idiyseler, şimdiden sonra bu konuda gerekeni yapacaklar mıdır? İkincisi ve daha da önemlisi şu, efendiler, bizler yani siz medeniyet tasavvuru dediğinizde heyecanlanan, yeni Türkiye dediğinizde destekleyen, paralel çeteyle mücadele dediğinizde hay hay diyen bizler, cumalarını VIP kılmayı hayal etmeyen, cami bahçesinde nargile çekiştirmeyen bizler, bizler kendini bir şey yapıyorum zanneden müteahhitlerin yahu şu kadarcık şeyden ne olur diyen bürokratların iyice üç kap sulu yemek için o Hasan Bey güzel mekan yapmışsın diyerek yılışan siyasilerin hatalarını savunmak zorunda değiliz. Onların bu güzelim memleketi zor durumda bırakan her eylemini kol kırılır yen içinde kalır diyerek sineye çekmek zorunda değiliz. Doğrunuzda da yanlışınızda da sizinle birlikteyiz. Bunu biliyor olmalısınız. Ancak şunu da bilin lütfen. Sizinle ettiğimiz kader birliği ne doğrunuzu alkışlamamızı engeller ne yanlışınızı yüzünüze vurmamızı. Ne diyordu Shelley? Bizim memleketteki katedralin yanına da bir yoga salonu açsak mı yeğenim? Hiç değilse Hristiyan olmayanı da mekana çekeriz. İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak